Tamam. Yükleriz. Yükledik diye hatırlıyordum ben ama olsun, daha yükleriz. Bir sıkıntı olmaz. Slide geldi mi şu an? Gelmedi herhalde. Çünkü bende de görünmüyor. Geldi galiba şimdi. Evet, yapacağım. Zaten genetikten konu eksiği yok herhalde. Öyle biliyorum ben. Bakayım bir sonraki genetik dersimizi pazartesi günü yapacağız. Pazartesi saat 10'da. Herkesin haberi var değil mi arkadaşlar? Pazartesi 10'da yapacağız. Diyabeti de çarşamba 10'da. Öylesi daha iyi olur. Onda yapılan dersler daha verimli olur 5.30'a göre. Sıkıntı olmaz dediğim gibi. Yani bizdeki problem bilgisayardan kaynaklanıyor. Öteki bilgisayarı da işte hafta sonu hard diskini değiştireceğim. O zaman bu programı yüklerim. Sıkıntı olmaz kayıttan dolayı. Yapabiliriz yani, bir problem olmadan kayıtları yaparız, oradan izlersiniz. Tamam, daha yazı yoksa dersimize geçemiyoruz. Aşağı mı attı? Bir bakayım. Açıklama değil derken? Açıklama açık değil mi demek istedim? Dersi şu an kaydediyorum. Ha, tamam. Bazen biri de klavye düzeltiyor. Bu ders şu an kaydoluyor arkadaşlar. Dersten sonra paylaşırım. İzleyebilirsiniz. Evet. Hemen yeni konumuza geçelim. Mitoz ve aslında biraz girdik diye hatırlıyorum. Hiç mitoza girmemiş miydik? Mitozdan, amitozdan bahsettik diye hatırlıyorum. Girdik değil mi? Evet. Ben de öyle hatırlıyorum çünkü. Evet, 2-3 sayfa işlemiştik. Yeniden bahsedelim. Konumuz mitoz, amitoz ve mayoz bölümü. Mitoz dediğimizde mayozdan en önemli farkı genetik materyalin aynen korunuyor olması. Tabii %100 birebir diyemeyiz ama çok yüksek oranda korunuyor da diyebiliriz. Amitoz bölünmeye baktığımız zaman ilk bulan tabii ki genelde mikroskobu vesaire şeyde ünlüdür, biyolojide Robert'lar. Robert Remark ilk amitoz bölünmeyi göstermiştir. Ta 1800'lü yıllarda, tabii o zamandan bu zamana çok yol kat ettik. Bu arada seslerinizi açmayı unuttum. Hemen sesinizi açayım. Sonra gene slayta dalarsak verebilirsiniz. Evet, genellikle prokaryot hücrelerde sıklıkla görüyoruz. Neden? Çünkü kalıtım materyalleri zarla çevrili değildir. Bu yüzden bir çekirdek bölünmesi geçirmezler. Sadece sitoplazma bölünmesi geçirirler. DNA'nın replikasyon olması ve replikasyondan sonra da iki ayrı DNA'nın meydana gelip sitoplazma bölünmesi yapması yeterlidir. Burada da bir Escherichia coli'yi görüyoruz. Genellikle şöyle söyleriz biz, hani ya da ilkokullarda, liselerde söylediğimiz şey şudur: kalıtım materyali eşit dağıtılmaz, rastgele dağıtılır diye. Ama zaten replikasyon olduğu için iki tane birbirinin benzeri bir DNA molekülü var. Dolayısıyla kalıtım materyali aslında çok da böyle anormal farklılıkta çok rastgele dağıtılmaz. Hemen hemen eşit şekillerde dağıtılır. Sitoplazma bölünmesi bazen eşit olmayabilir.
Ama sonuçta amitoz bölünmesi basit bir bölünme şekli. Prokaryotlarda sık görülüyor. Bakteriler sıklıkla uyguluyor ki zaten bakterilerin her 20 dakikada bir bölündüğünü biliyoruz. Bazı ökaryotlarda da nadiren amip ve mayı gibi özellikle pseudobot dediğimiz ayak oluşturabilen ökaryotlarda da nadiren görülüyor ve genellikle çok hücreler tarafından, canlılar tarafından çok da tercih edilmeyen bir bölünme şekli. Mitoz bölünmeye geçecek olursak şey diyebiliriz mitoz bölünme için. Amitoz bölünmenin profesyonel hali diyebiliriz. Bu safhamızı biliyoruz. G1 safhası replikasyondan önceki safha, S safhası replikasyon safhası, G2 safhası da replikasyondan sonraki safha. Bütün bunlar interfaz aşamasını yani hücre bölünmesine hazırlık aşamasını oluşturuyor. Daha sonra profazla başlayan hücre bölünmesi evresine giriyoruz. Bu aşamada tabii ki hem karyokinez yani profaz, metafaz, anafaz ve telifazın içermiş olduğu karyokinez, ondan sonra da sitoplazma bölünmesi olan sitokinez meydana gelmiş oluyor. Biraz kromozomlardan bahsedeceğiz. Daha önce de bahsettik diye hatırlıyorum ben. İnsanda 23 çift yani toplamda 46 adet kromozom bulunuyor. Neden çift diyoruz? Çünkü bunlar birbirinin aynısıydı. Bir anneden bir babadan geliyordu. Bunlar tamamen aynı bölgelerde oluşacak şekildedir. Aynı bölgede farklı baz dizilimine sahip olabilirler ama aynı bölgededirler. Yani uzunlukları aynıdır. Mesela bu birinci kromozomsa insanda, birinci kromozom çiftinde iki kromozomun bölgeleri, uzunluğu, kalınlığı birbirine tıpatıp aynıdır. Bir anneden, biri babadan gelir. Farkları nedir? İçerisindeki baz dizilimleridir. Ta ki nereye kadar? Erkeklerdeki cinsiyet kromozomuna kadar. Kadınlarda ise yine aynıdır. XX olduğu için aynıdır. Ama erkeklerde biri X, biri Y olduğu için bu şekilde direkt örtüşme olmaz. Bir kolu X'in fazla kalır değil mi? Ondan dolayı tam bir örtüşme vardır diyemeyiz. Dolayısıyla bir tanesi cinsiyet kromozomu olduğu için geri kalan 22 tanesine otozomal yani vücut kromozomu, diğeri de cinsiyeti belirlediği için cinsiyet kromozomu diyoruz. Cinsiyet kromozomu dişilerde XX, erkeklerde XY olarak bildiğimiz kısım. Peki neden cinsiyet kromozomuna cinsiyet kromozomu diyoruz? Üzerinde cinsiyeti belirleyen etmenler mi var? Evet, X ve Y olması cinsiyeti belirler. Onunla ilgili proteinler var ama sadece cinsiyetle ilgili proteinler yok. Bazen işte hemofili gibi, pıhtılaşma gibi sorunlara neden olan, işte bazen kellikle ilgili durumları belirleyen, yapışık parmaklılık gibi faktörleri de belirleyen başka vücutla ilgili genler de bulunur. Ama cinsiyeti belirlediği için cinsiyet kromozomları diyoruz. Diğerleri cinsiyetle bir ilişkisi yoktur. Cinsiyet belirleme ile ilgili bir ilişkisi yoktur. Zaten hatırlarsanız histoloji dersinde cinsel yapıların oluşması esnasında gördük. Primordial germ hücreleri Y kromozom varlığında erkek üreme hücrelerini oluşturacak şekilde biçimleniyor, konumlanıyor. Eğer Y kromozomu yoksa da dişi organlarını oluşturacak şekilde konumlanıyor. İşte bu açıdan önemli X ve Y kromozomu. Evet, eğer bir çift kromozom varsa, yani her kromozomdan tek varsa haploittir diyoruz. En sayıda diye gösteriyoruz. Eğer her bir kromozomdan iki tane varsa diploittir diyoruz. Bazen bir kromozomdan üç tane de olabilir. Bunlar dediğim gibi baz sırasının da aynı olacağı anlamına gelmez. Şekil olarak 3 tane olabilir. O zaman triploiddir deriz. 4 tane olursa tetraploid, pentaploid bu şekilde gittikçe artan miktarlarda olabilir. Bir önceki dersimizde söylemiştik. Muzdan örnek vermiştik. Muz normalde yediğimiz muz triploiddir. Yani 3N kromozoma sahiptir. Eğer 2N olsaydı yiyemeyiz. Çekirdekleri böyle çok sert taş gibi gelirdi demiştik. Kromozom neydi? Hücrenin genetik materyalini içeren kısımdı. Genetik materyali ne demek? Hücrede sentezlenecek bütün proteinlerin bilgisini içerir. Bakın, hücrede sentezlenecek bütün proteinlerin. Yağların senteziyle ilgili bir bilgi içerir mi? Hayır, yağları sentezleyen enzimler protein olduğu için yağları sentezleyen enzimlerin bilgisi vardır. Direkt yağların senteziyle ilgili bir bilgisi yoktur.
Yani bunlar hala tabii günümüzde karanlık kalmış, kavuşturum, gün ışığa çıkarılmasını bekleyen konular. Peki o zaman yağlar nasıl sentezleniyor? Yağların sentezini enzimlerin dışında ne kontrol ediyor gibi önemli açıklamalar var. Evet, baktığımız zaman DNA, histon adını verdiğimiz proteinlerle katlanıyor, katlanıyor. Ne kadar çok katlanıyor? Sürekli sarma ve yay oluşturacak şekilde, sürekli dönecek şekilde katlanıyor. Düşünün yani şunu bir tanesini açtığınızda ne kadar büyük bir düğüm oluşur hemen. İşte topoizomerazlar bunun için vardı değil mi? Bu düğümleri halletmek için. Sonuç olarak gittikçe küçülüp kromozom halini alıyor. Yani kilometrelerce uzunluğundaki DNA aslında küçücük hücre içerisinde sadece angstrondan da küçük birimlere dönüşmüş oluyor. Karyotipleme dediğimizde insan vücudunda bulunan 43 tane kromozomun çiftler halinde anneden ve babadan gelecek şekilde yan yana dizilip görüntülenmesidir. Tabii ki biz bunu bu şekilde görüntülemiyoruz. Karışık şekilde oluyor. Kes yapıştır metodu ile yan yana getiriyoruz çiftleri. Bakın birinci kromozomumuz aynı bölgelere aynı şekilde sahipli. Bu biraz daha eğri çıkmış görüntüde diye bu ikisi farklıdır demiyoruz. İkisi de aynıdır. Zaten şu spesifik bantlaşmalar var ya işte bantlaşmalara göre karar veriyoruz. Boyuyoruz. Bantlaşmalarına göre de karyotip oluşturuyoruz. Yani bir hücrenin genetik kromozomlarının biraz bu nicel midir? İçindeki baz sıralamasını bilmiyoruz sonuçta yani. Pardon, niteldir. Yani görünüşe göre oluşturduğumuz bir sıralamadır aslında. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci derken yani şu sırayı birlikte de oluşturabilirdik. En son olarak X ve Y kromozomuna geldiğimizde normalde çiftler halinde bir çift, iki çift, iki tane X kromozomu şeklinde Y kromozomunun olmadığını görüyoruz. Bu bireyin dişi olduğu sonucuna varabiliriz burada. Evet, bu kromozomlar nasıl boyanır o işlemlere de geleceğiz. Geldiğimiz zaman daha ayrıntılı görürüz. Evet, mitoz bir hücrenin aynı genetik yapıya sahip başka bir hücre oluşturmasıdır. Bu önemli midir? Evet, çok önemlidir. Mesela embriyonun ilk gelişim sıralarında bir blastomerden marula gibi 32 blastomerli bir aşamaya geçinceye kadar bütün hücreler genetik olarak birbirinin aynısı olması gerekir. Bir yerimiz yaralandığı zaman onun yerini alacak hücrenin genetik olarak aynı olması gerekir. Yoksa bir sürü farklı anormal şekilde olurduk. Hani şu bilim kurgu filmleri var ya, bilim kurgu filmlerindeki gibi olurduk. Mitoz bölümü o yüzden mevcut yapıyı koruduğu için bizim için önemlidir. Mitoz bölümü ilk olarak soğan hücresinde görülmüştür. Şurada da soğan hücresini görebiliyorsunuz. Soğanın kök hücresi. Siz de bir soğan kök hücresini alıp mikroskoba baktığınız zaman bunları görebilirsiniz. Bunlar böyle kare biçimde düzgün çokgenler şeklinde olması bunun bir bitki hücresi olduğunu gösterir. Zaten çekirdek bölünmesi esnasında çekirdek zarı da kaybolduğu için kromozomları çok açık bir şekilde görebiliriz. Böyle bir görüntü çekilmiş. Bu görüntüde bütün mitozun safhaları aynı anda gerçekleşir aslında. Sonra biz bunları sınıflandırmışız. İşte demişiz bu anafaz olur gibi. Bu metafaz göstermeye çalışacağım ama hiç ortada sıralanmış yok gibi isimler vermişiz yani. Evet. Şimdi şu aşamada göreceğimiz kromozomlarla ilgili bazı önemli yapılar var. Bu aşamada, şu aşamada görüyoruz, kromozomlar kutuplara çekilmiş. Kutuplara çeken şey neydi? Bunları ince iyi iplikleriyle bağlayan sentromerlerdi. İşte bu sentromerlerin iyi iplikleriyle kromozoma bağlandığı bölgeleri biz kinetokor diyoruz. Demek ki neymiş kinetokor? İyi ipliklerinin bağlandığı kısım. Sadece bölünme sırasında kinetokor proteinlerini yoğun olarak görüyoruz bağlanması için. Bak bunlar direkt, şunu söyleyelim. İyi iplikleri direkt, bakın şurada hafif iyi ipliği görünüyor. İyi iplikleri direkt kromozoma bağlanmıyor. Kromozomun üzerinde bulunan kinetokor proteinine bağlanıyor. Zaten kromozoma direkt nasıl bağlansın? Yani DNA'nın bir yerine bağlansa DNA'da hasar meydana getirir. Biz bağlanma dediğimizde öyle böyle uzaktan
çekim etkisiyle elektriksel bir bağlanmayı kastetmiyoruz. Bağ dediğimizde bayağı bildiğimiz kimyasal bir bağın oluşmasını kastediyoruz her zaman için. Onun için tabii ki DNA'ya değil, DNA'nın etrafında bulunan kinetokor proteinine bağlanır. Bakın buradan da görüyoruz. Bunu normalde hiç göstermiyoruz tabii. Kinetokor proteini kromozom üzerinde daha incelmiş bölüm olan sentromer bölümüne yerleşmiştir. Kinetokor, sentromer dediğimiz bölümüne yerleşmiş olur. Burada bir bakalım. Şurada güzel ve gerçek bir görüntü göstermiş. Çünkü mikrotübülleri görüyor musunuz? Mikrotübül dediğimiz şey iyi ipliği. İyi ipliğini mikrotübül de diyebiliriz. Neden? Proteinden oluşmuş tübüler bir yapıdır. O yüzden. Hepsi protein anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi hepsi gidip kromozoma bağlanmıyor. Bazıları dışta kalıyor. Bazıları da hiç kromozoma bağlanmadan birbirlerine bağlanıyor. İyi ipliklerinden bahsediyorum burada. Sentrozomlar. Sentrozomla sentromer belki karıştırılabilir. Şurada sentromerlerin, kromozomların inceldiği bölümdeki sentromerler, siyah olanlar kinetokor proteinleri olarak görüyoruz. Normalde sentrozom tek bir tanedir. Hücre bölünmesi olacağı safhada, interfaz aşamasında sentrozom kendisini eşler. Sentrozomun iki tane sentromeri vardır. Bakın bu bir sentrozom. Bir tane sentrozom iki bölümden oluşur. Biri bir sentromer, biri diğer sentromerdir. Bu iki sentromer kendisini eşleyeceği zaman birbirinden ayrılır ve yerine tıpkı DNA'da olduğu gibi yarı konurunumlu, yarısı eski, yarısı yeni. Yanına diğer sentromer, ikinci eş kardeş sentromer oluşur. Ve sonra iki tane sentrozom oluşmuş olur. Bu iki sentrozom oluştuktan sonra mitoz bölünmeye doğru farklı kutuplara doğru hareket ederler. Birbirlerinden farklı kutuplara doğru hareket ederler. Hangi fazlarda olduğuna bakalım. Normal doğuma hazırlık aşaması demiştik hatırlarsanız. Doğuma hazırlık aşamasında iki sentromer birbirinden ayrılıyor G1 fazında. Replikasyonla aynı aşamada kendisine yeni bir sentromer yapıyor. Ve sonra G2 fazında artık tamamen tamamlanmış oluyor. Yeni sentromer iki tane sentrozom oluşuyor. M fazında da artık birbirlerinden tamamen ayrılıyorlar. Yani M fazı dediğimizde mitoz bölünmenin gerçekleşeceği faz. Birbirinden ayrılıyorlar. Evet, unutmayalım, bütün iyi iplikçikleri iki sentrol tarafından oluşturulur. Teki tarafından değil, ikisi tarafından oluşturulur. Üç tip iplikçik vardır. Birisi çevreye yayılan, diğeri birbiriyle bağlanan, öteki de kromozoma bağlanan. Demek ki şurada gösterecek herhalde birazdan. Burada yine hücre bölünmesi boyunca sentrozomlardaki değişiklik gösteriyor. Bir daha söyleyelim. Bir sentrozom iki tane sentriolden oluşur. Özür dilerim, az önce hata yaptım. Sentromer dedim. Sentromer kromozomdaki kısımdı. Sentriol demem gerekiyordu. Özür diliyorum tekrar. Bir sentrozom iki tane sentriolden oluşur. İki sentriol ilk önce birbirinden ayrılır G1 fazında. S fazında replike olur. Yani yanına yeni sentriolü sentezler. G2 fazında da artık iki tane sentrozom olmuştur. Ve mitoz fazında bu sentrozomlar farklı kutuplara giderek iyi iplikleri oluştururlar. Evet, iyi iplikleri çevreye doğru olabilir. Bakın çevreye doğru. Birbirleriyle bağlanacak şekilde olabilir. Ve kromozomlarla bağlanacak şekilde olabilir. Biz bu çevreye doğru olanlara aster, bir kutuptan yani bir sentrozomdan diğer sentrozoma doğru olanlara polar, ötekine de kromatik iyi iplikçi diyoruz. Evet, bunları teker teker görmeye gerek yok. Mikrotübüllerin yani iyi iplikçiklerin oluşma sistemi. Üç çeşit iyi iplikçi var. Astral, kinetokor ve polar. Şimdi bunları şekilde göstereceğiz. Astral olanlar çevreye yayılanlar, yani şuradakiler. Bakın çevreye yayılmış, boş bir şeye bağlanmıyor.
aslında ne kadar bir şeye bağlanmıyor desek de bu hücre iskeletine bağlanıyor ki kromozomları çekerken sabit dursun. Yoksa o sentrozomlarda sabit durması kromozomları yamuk yumuk çeker. O metafazdaki de düzgün görüntüyü de hiçbir zaman alamayız ya da anafazdakini. Yani hücrenin içerisindeki proteinlere bağlanan diyebiliriz astral olanlar. Polar olanlar bir kutuptan diğer kutuba giden, yani bir sentrozomdan diğer sentrozom, iki sentrozomun arasında oluşanlar. Kinetokorlar da gidip kromozomlardaki kinetokora bağlananlar. Bu önemli. Bundan sınav sorusu genellikle çıkıyor arkadaşlar. Evet. Bir mikrotübülün, yani iyi iplikçiğinin kromozoma bağlanması rastgele olan bir işlem değildir. Olması için mutlaka enerji harcanması lazım. Tübülinle ilgili mikrotübül ya, tübülin proteiniyle ilgili alt üniteler ve kromozom kinetokor proteiniyle ilgili kimyasal bir bağın oluşması lazım. Bunu unutmayalım. Bu kısım önemli. Yani rastgele bir olay değil. Gelelim profaza. Burayı daha çok bildiğiniz kısımlar. Kromatin iplikçiğinin, yani DNA'nın kısalıp yoğunlaşıp kromozom haline aldığı, nükleosun karşı kutuplarına, sentrozomların ayrılıp karşı kutuplara doğru hareket ettiği, bütün ek işlemlerin olduğu, iyi iplikçiklerin oluştuğu ve çekirdek zarının eriyip çekirdekçiğin kaybolduğu aşamadır profaz aşaması. Hemen bakıyoruz. Sentrozomlar karşı kutuplara gidiyor. Çekirdek zarı kaybolmaya başlıyor. Kromozomlar kısalıp kalınlaşıyor. Nükleoluslar kaybolmaya başlıyor. Bu arada kromozomların kısalıp kalınlaşması demek, anne ve babadan oluşan kromozomların yan yana gelmesi demek. Normalde yan yana değildir. Karışık halde bulunur. Ama yan yana gelmeleri, yani iki tane kardeş kromozomun yan yana gelmesi, anneden babadan gelen değil, kardeş kromozomların bir araya gelmesi. Yani replike olduktan sonra DNA'nın birbirinin aynısı, eş oluşturulan kromozomların yan yana geldiğini görüyoruz profaz aşamasında. Profazdan metafaza geçiş aşamasına prometafaz aşaması diyoruz. Artık çekirdek zarı eriyerek kayboluyor. Bu rastgele bir erime değil. Yani biz burada bazı tabirler kullanıyoruz ama yanlış oluyor o tabirler. Yani zar rastgele erimez. Zardaki, çekirdek zarındaki lipid yapıyı parçalayan enzimler vardır. Enzimler tarafından çekirdek zarı parçalanır. O şekilde söylüyorum. Kromozomlar yoğun hale gelir. Kardeş kromozomlar da daha çok görünür aşamaya gelir. Evet, daha sıralanmamış ama neredeyse kutba sıralanmaya yakın, karışık, artık hücre bölünmesiyle ilgili, kromozomların birbirinden ayrılmasıyla ilgili bütün aşamalar tamamlanmıştır. İki tane tabir söylememiz gerekiyor da bir şey olursa diye kromozom yapısı söylemek istiyorum. Maalesef göremedik, buradan söyleyeceğim. Homolog kromozom ve kardeş kromozom adında iki tane tabirimiz var. Homolog dediğimizde bir anneden biri babadan gelen kromozomları kastediyoruz. Kardeş kromozom dediğinde replikasyon aşamasında iki DNA'dan aynısı oluşuyor ya, işte o birbiriyle eş oluşmuş DNA'yı kastediyoruz. Aslında normal bir vücut hücresi de kromozom sayısı kaçtır? 46 kromozom vardır. Bu 46 kromozom replikasyonda iki katına çıkar DNA kendisini eşlediği zaman. Yani ne olur? 92 kromozom olur. Değil mi? Yanlış hesaplamadıysam. Evet, 92 kromozom olur. 92 kromozom girer mitoz bölünmeye. Tamam mı? Bunu unutmayın. Yani geçici de olsa o replikasyon aşamasında, interfaz aşamasında kromozom sayısı 2N'den 4N'e çıkar. Bu önemlidir. 4N'e çıkar. Daha sonra yarıya iner. Genelde bu kısım hep karıştırılıyor. O yüzden bunu iyice şey yapalım.
Evet, metafaz aşamasının en önemli özelliği kromozomların ekvator düzlemi dediğimiz hücrenin ortasında düzgün bir sıra biçiminde sıralandığıdır. Tabi asıl önemli olan bu sıralanmanın nasıl bu kadar düzgün biçimde olduğu. İşte bu ayrılmanın düzgün gerçekleşebilmesi için bu sıralamanın çok düzgün biçimde oluyor ve enzimler tarafından yönetilir. Rastgele bir olay değildir asla. Anafaz safhasında artık iyi iplikleri kısalıp kalınlaşmaya başlar. Bu sefer iyi iplikleri gerilir. İyi iplikler aslında kasılabilen yapılardır. Yani bir kasın kasılması gibi iyi iplikleri de küçülebilir. Küçülerek kendine ait olan kromozomları, ki bunlar kardeş kromozomlardır. Şurada da söyleyelim. Metafazda ekvatoryal bölgede dizilmiş olanlar kardeş kromozomlardır. Yani replikasyon aşamasında aynı eşleşmiş kromozomlardır. Şu aşamada bir soru sorayım arkadaşlar. Böyle bir metafaz aşamasında insanda şurada kaç tane kromozom vardır? Burayı sayıyorum ben. Bu rastgele bir hücre. 1, 2, 3, 4. 4 tane kardeş kromozom var. Toplamda kaç kromozom var? 8 tane kromozom var. Tamam mı? 4 tane kardeş, toplamda 8 kromozom var. İnsanda 1, 2, 3, 4 olarak kardeş kromozomları sayacak olursak metafaz aşamasında bir vücut hücresinde kaç tane kromozom görülür? Şu şekilde sıralanmış kaç kromozom görülür? Hemen cevaplarınıza bakıyorum. Evet, bir daha hatırlatıyorum. Replikasyon esnasında DNA'nın aynısı kendisi kendine eşlediği için DNA sayısı 2 katına çıkmış durumda. Bir vücut hücresinden bahsediyorum. Yakınlaştınız ama cevabı alamadım hala. Evet, 46. Saime, tebrik ediyorum, 46. Neden 45 Emine? Zeynep, neden 44? Yani çok yakın, güzel sonuçlar. Başak Burcu, güzel gittiniz. Yani neredeyse vuruyordunuz. Niye cinsiyeti saymadınız? Cinsiyet kromozomları da öyle eşleşir. X ve Y'nin de ortak bölgeleri vardır. Homolog bölge dediğimiz ortak bölgeleri vardır. Onlar sayesinde tutunurlar. Vücut hücrelerimizde de cinsiyet kromozomu var. Yani cinsiyet kromozomları sadece cinsiyet hücrelerinde olmuyor. Vücut hücrelerimizde de cinsiyet kromozomu var. Cinsiyet kromozomları da o esnada kendi kendine eşliyor. Güzel, aslında bunlara değinmemiz açısından bu çok faydalı oldu sizin söylemleriniz. Cinsiyet kromozomları da kendine eşliyor. Yani öyle bir aşamada, mitozun replikasyon aşamasında bütün kromozomlar 22 taneden 44 tane, zaten 44 tane, 44 taneden 88 tane oluyor. Kardeşe sorduğumuz için tabii ki siz yarısını söyleyebilirsiniz. 88 tane oluyor. X'i 2 tane X, 2 tane de Y oluyor. Diğer hücreye gitmesi lazım çünkü mecburen. Diğer hücreye gitmesi için 2'şer tane olması lazım. Evet, eğer toplam kromozomu sorsaydık Zeynep, doğruydu cevabın. Fakat biz kardeş kromozom olarak sorduk. Toplam kromozom desem ya da kaç tane kromozom vardır gibi yalın söylesem kesinlikle 92 cevabını vermeniz gerekiyor. Ve bununla ilgili de sınavlarda soru oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu konuyu çalışabilirsiniz. Yani hangi aşamada ne vardır gibi. Sınavlarda bununla da ilgili kesinlikle sorumuz oluyor. Evet, devam edelim. Anafaz aşamasında artık kardeş kromozomlar birbirlerinden ayrılmıştır. Biri bir tarafa, biri bir tarafa gitmiştir. Tek halindedir yine. Anafazın ayrıntılı aşamasını da görüyoruz. Ve telefaz
aşamasında profazda olan her şeyin tam tersi olur. Çekirdek zarı yeniden oluşmaya başlar. Kromozomlar yeniden inceleyip uzanlayıp ipliksi DNA olmaya başlar. Nükleoluslar yeniden oluşmaya başlar. Ve sentrozomlar tek kalmıştı zaten. Artık iyi iplikleri tamamen kaybolur. Ve sonunda da, telifaz sonunda da sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Evet, yakından görmüş olduk. Sitoplazma bölünmesi boğumlanarak gerçekleşir. Bu gerçek bir elektron mikroskobundaki sitoplazma bölünmesidir. Bakın çok ilginç. Normalde hücre böyle bütün şeklinde de gerçekleştirebilir. Ama hücre yavaş yavaş boğumlanmayı tercih ediyor. Aslında çok böyle canlı bir hücreye göre ilginç bir özellik. Yani ortasından kendisini gererek, kısarak ayrılmayı tercih ediyor. Peki bu ne sayede oluyor? Hücrenin iskeleti var biliyorsunuz. Hücre böyle su dolu baloncuk gibi görünse de hücrede hep proteinler var etrafında. İşte bu proteinler mikrotübül olanlar özellikle böyle kısalıp kalınlaşma özelliğinde. Yeniden kısalıyorlar ve kalınlaşıyorlar. Böylece ortadan bir boğumlanma gerçekleşmiş oluyor. İşte soğan kök hücrelerindeki mitoz. Dediğimiz gibi bu bir sıraya göre yapılmamış. Bu ilk görüldüğü anda gerçek bir soğan hücresi görüntüsüdür. İlk göründüğü anda bütün fazlar aynı anda tespit edilmiş aslında. Tamam mı? Aynı anda tespit edilmiş. Mesela ben size sorayım. Hangi aşama hangi aşamadır diye sorayım. Şöyle iyi görünenlerden seçmeye çalışıyorum. Hadi ilk önce kolaydan başlayalım. Şu hangi aşamadır arkadaşlar? Şu. Ben göstereyim, siz söyleyin. Şu aşama. Hemen bakıyorum. Evet, anafaz aşamasıdır. Ne olmuş? Kromozomlar artık çekilip kutuplara kadar gitmiş olduğu bir aşama. Yani çok güzel bir görüntü isterdim ben bu konuda size göstereyim ama ancak şunu gösterebiliyoruz. Bu hangi aşama? Arkadaşlar şu. Şurada gördüğünüz. Hemen bakayım. Evet, yazanları bekliyorum. Hadi Eda Nur gönder. Evet, doğru bildiniz. Metafaz aşaması o. Ama erken bir metafaz. Yani daha tam düzgün sıralanmamış da. Daha tam düzgün sıralanı yok çünkü. Sıralanmak üzere gibi. Yani prometafaz aşaması. Aradaki aşama. Değil mi? Prometafaz diye bir aşama görmüştük. Prometafaz aşaması bu. Evet, başka bir görüntü daha görelim. Şu aşama arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu aşama hangi aşamadır? Hemen bakıyorum. Güzel. Telofaz aşaması. Evet, artık iki tane küçük hücre oluşmuş. Çekirdek zarları oluşmaya başlıyor aşaması. Daha tam oluşmamış ama oluştum oluşacağım diye duruyor. Tabii ki bizim bildiğimiz gibi kesin sınırlar şeklinde görünmüyor. Böyle bu şekilde orta halli şekilleriyle görünüyor. Göstermediğimiz bir profaz aşaması kaldı galiba. Bakayım bir. Şöyle sentrolleri gösterseydi de kendisini eşlenmiş halini. Hepsi bölünmüş artık. Çoğu bölünmüş gördüğünüz gibi. Öyle tam bölünmemiş yapı da pek de yok. Şunlar da silik zaten. Görünmüyor. Evet. Profaz aşamasını tam göremedik. Şurada hafiften görünüyor yani. Bu profaz aşamasıdır diyebiliriz. Şu da biraz profaza benziyor. Erken aşama. Böyle silinmesi lazım aslında. Hücre zarını silik görmemiz lazım profazda.
Ama bunlar sanki boyadan silinmiş gibi duruyor. Bunlar silik ama sanki bir boyarken bir sıkıntı olmuş da tam boyayı alamamış gibi duruyorlar. Evet. Gerçek görüntüleriyle bakabiliriz. İnterfaz aşaması, G1, S, G2 fazlarının olduğu aşama. Profaz aşaması, kromozomların kısalıp kalınlaşmaya başlayıp bakın iyi iplikleri ne kadar güzel oluşmuş görüyor musunuz? Sentrozomlar ve iyi ipliklerin oluşumunu gösteriyor. Şahane astral iplikler hele çevreye doğru çok güzel görünüyor. Metafaz aşaması tam ortada bu şekilde az önce görememiştik şimdi gerçek halini görmüş olduk. Tam ortada sıralandığı kısım sentrozom ve iyi iplikleri. Bakın şuradaki yıldızlı olanlara astral diyoruz. Sentrozomdan sentrozoma gidene polar diyoruz. Ortada olanlara da kinetokor diyoruz. Sonra buna tam anafaz aşaması diyemeyiz. Ayrılmaya başlamış. Buna erken anafaz diyebiliriz. Bu aşama yanlış olmuş mesela. Bakın arkadaşlar. Şu anafaz aşamasıdır asıl. Biraz bile ayrılsaydı daha iyi görünürdü. Bu erken anafaz, buna da tam anafaz diyebiliriz. Bu ikisi altta yazanlar yanlış olmuş. Metin Bey'e söyleyelim, Kayseri'de kendisi. Yanlış yapmış. Neyse. Şuradan, evet. Telefaz aşaması daha net biçimde oluşmuş. Burada da iyi ipliklerinin nasıl göründüğüyle ilgili sentrozomların bölümler var. Bakabilirsiniz. Yani şu parlak olan, sarı olanlar iyi iplikleri. Bir de kromozomların yapısı. Kısalıp kalınlaşıyor. Bu çok güzel bir görüntü olmuş gerçekten. Burada metafaz, ortada toplandıkları iyi ipliklerini görüyorsunuz. Sarı sarı. Artık anafaz birbirinden ayrılmaya iki farklı bölüm olarak ayırt edilmeye başladıkları aşama. Kırmızı olanlar da hücrenin iskeleti. Hani demiştik ya burada protein iplikler, mikrotübüller boyanmış o yüzden böyle görünüyor. Kırmızı olanlar hücrenin iskeleti. Yani şu astral iplikler aslında hücrenin iskeletine tutunur. Evet, telefaz aşamasında da artık ayrılmanın tamamlandığı, yeniden çekirdek sarının oluşmaya başladığı aşama. Özetini tekrardan siz bakarsınız defalarca söylemeyelim. Evet normalde mayoz bölümüne geçeceğiz ama süremiz az diyebiliyorum. 6-2 dakikamız kaldı. Soracağınız bir şey var mı bu kısımla ilgili? Sayı kısmı dediğin hangisi? Ha, şey, kaç kromozom nerede var? Evet anlatayım hemen. Buradan çıkalım. Şurada bizim şey kısmımız vardı öyle girelim. Evet. Karyotiplerde bakıyoruz. Şimdi bu bir normal hücre, insan hücresini almışlar. Vücut hücresinin görüntüsünü çekip koymuş, sıralayıp koymuşlar. Bakıyoruz kaç tane kromozom var? Kendisi yazmış zaten. 23 tane kromozom, 23 tane çift var. 23 tane çiftten bir taneden iki tane olduğu için 46 kromozom var. 46 kromozomun hepsi burada. Vücudumuzda da 46 kromozom var. Bu 46 kromozomumuzun yarısı anneden, yarısı babadan gelir. Yani 23 tanesini babamızdan, 23 tanesini annemizden alırız. Sperm ve yumurta birleştiğinde, yani sperm 23 tane taşıyor, yumurta da 23 tane taşıyor. İkisi birleşirse 46. Bunlar vücut hücrelerimizde normalde uslu uslu otururlar. Ama hücre bölünmeye girecekse DNA replike olur. Yani kendini çoğaltır. İşte kendini çoğalttığında bütün bu gördüğümüz kromozomlardan birer tane daha olur. Yani onları sıralayacak olursak bu birinci kromozomdan 4 tane olur. İkinci kromozomdan 4 tane olur. Bu şekilde 22 tanesinden hep 4'er tane olur. Sayı ne olur? 88 kromozom olur. Yani otozom olan, vücut kromozomu olanlar 88 tane olur. X'e bakarız. Bu bir dişi olduğu için ve hiç Y olmadığı için X'ten de 4 tane olur. Tamam mı? 4 tane olur.
Bunlar bölünmenin sonunda yarısı diğer hücreye gideceği için toplamda 92 tane olan bu hücrelerin yarısını böl, 46, 46. 46 bir hücreye gider, 46 bir hücreye gider. Tamam mı? İşte bunlar ayrılmadan önceki hallerine, yani dörder tane olduğu hallerine bakacak olursak, bu dörder taneden çok çabuk gitti. Devam edeyim ben buradan arkadaşlar. Kayıt var zaten. En önemli kısım burası. Bu dörder taneden ikisi birbirinin aynısıdır. Yani ikisi anneden gelir. İkisi de babadan gelir. Yani iki tane birbirinin aynısı kromozom olur ki biz bunlara kardeş kromozom diyoruz. Kardeş demeye de gerek yok. İkiz desek yeridir. İkiz kromozomdur bunlar. Tamam mı? İkiz kromozomlar. Ve bu dört kromozomdan ikisi babadan, ikisi anneden gelmiş olur. Anneden babadan gelen kromozomlara da homolog kromozom diyoruz. Dolayısıyla bir metafaz aşamasında, hemen bir metafaza girelim. Şöyle bir metafaz bulalım. Bulduk. İşte burası. Bir metafaz aşamasında kardeş kromozomlar sıralandığı için ve düşün, anneden babadan gelen kromozomlar farklı farklı olduğu için, yani anneden gelenle babadan gelen sadece biçimsel olarak aynı. Baz yapıları değişik. Şu aşamada biz tam 46 tane kromozomun sıralandığını görürüz. Neden? Çünkü 46 tanesi eşlenmemiş olan diyelim. Diğer 46 tanesi de onun birebir aynısı, replikasyondan sonra oluşan. Tabii ki bu karışık, yani ben bunu farz edelim diye söylüyorum. Dolayısıyla bir vücut hücresinde bu orta hatta metafaz aşamasında tam 46 tane kromozomun dizildiğini görürüz. 46 tane kardeş kromozomun. Toplamda 92 kromozom dizilidir. Bu 92 kromozomun yarısı bir tarafa gidecek bir hücreye, yarısı bir hücreye gidecek. Böylece gene aynı şekilde birinde 46, diğerinde de 46 eşit sayıda kromozom olmuş olacak. Özeti bu. Keşke derste böyle yazarak gösterebilsek tabii daha güzel olur. Ama mayozda şekiller daha müsait. Mayozda şekiller üzerinden daha rahat gösterebiliriz. Evet, bu dersimiz de bu şekilde bitmiş oldu.